de yardım et bana bunları. Anne, bugün ekmekleri fazla yapıyorsun. Hayırdır? Misafir falan mı gelecek? Evet kızım, misafir gelecek. Akşama satılmışın yakınları seni istemeye gelecekler. Anne, sana kaç defa söyledim o pis suratlıya gitmem diye. Sevdiğim olduğunu biliyorsun. Gelenlere kızımız istemiyoruz diyerek olur bitir. Anacığım, sana karşı gelmiyorum. Beni de anla. Annemsin. Yanlarına çıkma bilesin. Tamam kızım, tamam. Sen rahat ol. Geldikleri kimi gönderirim, giderler. Kızım, evde sular akmıyor. Sen çeşmeden su al, gel de bakalım. Tamam anneciğim, sana güveniyorum. Ver şu iki yanağını bir öpeyim. Behra kız, kolay gelsin. Türkan, hoş geldin. Hoş bulduk, ne yapıyorsun? Ne yapak ya, bahçe işleri uğraşıp duruyor. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de, geçerken sana uğrayayım dedim be. Ne var ne yok? İyiyiz Allah'a şükür, siz nasılsınız? Çok yoğunuz, sorma. Sabahtan beri koşturmaca. Ekmek yapacağız birazdan. Annem tutturdu, misafirler gelecek deyip duruyor. Kız, ben öylesine uğramıştım sana. Ben gideyim eve de, benim de işlerim falan var. Annem suya falan gönderdi. Tekrardan uğrarım, var mı bir isteğin? Bilmez miyim kız seni? Çok sağ ol, teşekkür ederim. Görüşürüz yine. Görüşürüz, gel bir sarılalım ya. Bırak şu suyu, buyu. Gel bakayım. Hadi şöyle. Görüşürüz, ah canım benim. Ah benim canım abi. Kız, sana diyorum. Beni istemediğini biliyorum. Yalnız seni kimseye yaratmam. Zaten bu akşam seni istemeye gelecekler. Senden olumlu cevap bekliyorum ha. Zehra'dan vazgeçtiğim anlamına gelmez. Anne, bıktım artık bundan. Yeter artık ya, bıktım. O pislisene bir şey yaptı mı kızım? İsterse bilirsin, onu oracıkta öldür. Hadi yürü gidelim. Allah belasını versin. Ali Bey neredesin? Haydi haydi gidiyoruz haydi. Buradayız Kemal Bey, buradayız. Şu karpuz üreticileri var. Şunları bir dolaşalım. Gelecek seneye bunlar bize lazım. Tamam Şenol Bey, tamam. Geliyor. Tamam Şenol Bey, gidelim biz. Ama üzerlerine fazla gitmeyelim. Bak, ya sanki çok dindar da. Bak bir şey. Hadi. Hadi tamam, bir dakika. Çalıyor. Alo. Şenol Bey'le mi görüşüyorum? Ben Şenol. Buyur, kimsin? Sen kimsin? Doğru. Mallarımızı alırken hemen beni tanıyordun. Vay be. Hasan emmi. Sen miydin ya? Kusura bakma. Şimdi paralarını ödemeye gelince tanımaz oldun galiba. Vallahi dalgınlığıma ver ya. Tanıyamadım ya. Malların parasını istiyoruz. Senin yüzünden evimiz icralık oldu. Hasan amme, lütfen, lütfen. Hasan emmi, lütfen. Ama paramızı bir an önce vermezsen mahkemelik olur.
ona göre. Ya ödemiyor mu? Genç de olsa, bir genç güç ödüyorum ya, sen ona bak. Hasan emmi, ben şu anda yoldayım. Bak, köye geleyim, o borçları ödeyeceğim. Sadece senin değil, bütün köylünün borcunu, yani benim kime borcum varsa hepsini ödeyeceğim. Kimsenin malının parası bende kalmaz. Tamam, öyle olsun Şenol Bey. Ya Hasan emmi uzatma. E tamam dedik ya. Hay Allah'ım ya. Ali abi ya. Ali Bey, Ali Bey. Buyur Şenol Bey. Ya laftan da anlamıyor bu köylüler ya. Hay Allah'ım ya. Üreticilerden biri değildi. Nasıl da bildin? Tabii üreticilerden biri. He. Tamam hadi tamam uzatma. Kapat şu telefonu. Bana bak Murat, sana kaç defa söyledim bu kızdan uzak dur diye. Anlamadın mı? Yoksa... Yoksa? Öldürecek misin? Satılmış bozuntusu. Zehra'nın sende gönlü yok. Asıl sen bizi rahat bırak. Şapkanı da ters takmışsın. Lütfen beyler, koca koca adamlarsın, lütfen ayırın ya başka. Bir dakika kardeşim, bir dakika, bir dakika. Sen... Bir dakika, nedir bu ya kardeşim ya? Nedir bu? Hayırdır, ne? Kendin ne istiyorsun bu adamdan? Bu iş gönüllü işi, sen git işine. Bana bak Murat, beni bunca insanın arasında küçük düşürdün. Satılmış ha, bundan sonra size neler yapacak görün. Zehra'ya bir şey olsun, sonuçlarına katlanırsın. Bu inatlaşmayı bırakın. Ne sana iyi getirir, ne sana iyi getirir kardeşim. Bak, bu iş burada bitmedi. Bak, lütfen. Burada bitmedi bak. Murat. Ağa bozuntusu. Göreceksin. Ağzını topla. Lütfen, lütfen gir. Gir sevgilinin koluna. Boş ver, onlar çocuktur, onlar gençtir. Onlar görecek gününü. Yok ağam, boş ver, boş ver. Lütfen ağam, lütfen. Buyurun sen. Vazgeçmedim. Ağam, boş ver ağam. Boş bak, koskoca ağasın sen. Bir kartımı vereyim, ben gamzımallık yapıyorum. Bir kartımı vereyim. Gene ararsınız beni. Her zaman yanınızdayım. Allah Allah ya. Beni de işimden ettiler ya. Şurada iki tane mal alacaktık. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ne olur. Vardır bunda bir hikmet ya. Dur bakayım. Yetişemedi bu deli yüreğim. Sevgilim ardından koşmadım sanma. Kalbimi sökesim geliyor ama içinde sen varsın olmaz deli kız. Kalbimi sökesim geliyor ama İçimde sen varsın, olmaz deli kız. Arıyorum bu şehirde, adım adım sokak sokak. Arıyorum bu şehirde, adım adım. Yakıp yıkasım geliyor ama içinde sen varsın deli kız. Yakıp yıkasım geliyor ama içinde sen varsın olmaz deli kız. Deli kız, deli kız. Thank you.
Gitmek isterdim bu hazin şehirden, efkarla çıkıp en yüksek yerinden. Kendimi bırakmak isterdim ama içimde sen varsın, olmaz deli kız. Kendimi bırakmak isterdim ama ruhumda sen varsın, olmaz deli kız. Haykırmak isterim sana, gelişime bu şansıma. Haykırmak isterim sana, gelişime bu şansıma. Çekip silahı havaya ama üstümde sen varsın deli kız. Çekip silahı havaya ama üstümde sen varsın, olmaz deli kız. Deli kız, deli kız, deli kız, deli kız. Seni senle yaşadığımı bilseydin, senin ben olduğumu anlardın. Anlardın be deli kız. Anlar mıydın, arar mıydın, ağlar mıydın bilmiyorum ama bildiğim tek şey var. O da sensiz olmaz be deli kız. Olmaz, olmaz deli kız. Yaşlandım. Bunu görüyor ve biliyorsun. Bundan sonra insanoğluna faydalı olamıyorum. Sana öğrettiklerimi insanlara yap. Faydalı ol. Kilise büyük dev bir binaydı. Bak ne hale gelmiş. Bütün dedelerimiz göçüp gitmiş. Babacığım, beni sen yetiştirdin. Her şeyi ben senden öğrendim. Şunu unutma, her zaman senin dediğin gibi insanlara faydalı olacağım. Dermansız bir derde tutuldum Agop efendi. Tek çarem sensin. Sana yardım etmek isterdim ama hastayım, rahatsızım, unutuyorum, yanlış işleri yaparım diye. Anladın mı? Sen şimdi benim derdime çare bulamayacak mısın? Hemen ümitsiz olma. Zımmar
O derdine derman olur. Anladın mı? Gerçi o da bazen hata yapıyor ama ona git, o derdine derman olur. Benim selamımı söyle. Anladın mı? Çok sağ olasın Agop Efendi. Hayır hayır. Sen evvela derdinin dermanını bul. Sonra. Bey amca. Kime bakmıştınız? Azize Kriz Sina. Sen misin? Evet benim. Aziz Agop yolladı beni. Benim babam olur kendisi. Başım üstüne. Buyur, ne derdin var? Benim derdim çok büyük. Ben birisine aşık oldum, bir kıza aşık oldum. Ama o bana olur demiyor. Onun için ne yapmam lazım? Senden yardım istemeye geldim. Bana yardımcı olabilecek misin? Ben sana bir kedi büyüsü yapayım. Bu büyüyü hiç kimse bilmiyor. Ben o büyüyü yapayım, bak o kız sana nasıl dönecek, göreceksin. Bu büyüyü emin ol benden başka hiç kimse bozamaz. Bozmaları için... üzerine bu suyu dökmeleri lazım. Tümbüldek suyu. Büyü var ya, bu büyü. Bu büyüyü benden başka hiç kimse bilmez. Kızım Zehra, işin bitti mi? Markete gidiver. Giderim ama... biraz başım ağrıyor. Ne olduğunu anlam veremedim. Kızım geçmezse hadi hastaneye gidelim. Bırak işi. Anne hemen gidelim, ne olur. Kızım bana haber etmedi. Nereye gidiyorsun? Dur. Ne diyorsun be kadın? Anneciğim ne diyorsun? Seni anlamıyorum. İçimde sıkıntı var. Biraz gezmem lazım. Kızım neyin var senin? Neden ses yapıyorsun? Bir şeyin mi var? Çok şey var. Ama şimdi sende oynanacak zamanım yok. Kızım senin üzerindeki o elbiseler kimin? Senin öyle elbiselerin yok ki. Kızım sen neden bir iyi bir kötü cevap veriyorsun? Yoksa sen Zehra değil misin? Komşular koş, koş kızıma yardım edin, koş. Koşun komşular, komşular yardım. Lütfen komşular, bayıldı kızım, yardıma gelin. Ne oldu? Koşun, ne oldu? Evet. İnsanların hiç ifadesi olmuyor. Madem öyle, o zaman sen benden kork. Alo, jandarma mı? Aralık Mahallesi'nde. Zaten Murat deseniz herkes biliyor.
olsun abi. Selam. Muratların evi neresi? Nasıl geldin? Eyvallah, sağ ol. Murat Bey! Murat Bey! Murat geldiler, Murat! Murat! Murat sen misin? Evet. Sen kendini sen mi ihbar ettin? Evet. Delikanlı adammışsın, kendini ihbar ettin. Türk adaleti gereğini yapar. Alın. Hayır Murat, gidemezsin. Murat hayır lütfen. Murat hayır, götürmeyin lütfen. Murat'ı götürmeyin. Alıyorum mallarınızı, sizi mağdur etmemeye uğraşıyorum. Verdiğim yerler var toptan. Adamlar ha bugün ha yarın derken bir türlü ödemiyorlar. Daha dün cebimden bir kucak para gitti ya. Azıcık beni de anlayın lütfen yani. Geç bu hikayeleri Şenol abi, geç bu hikayeleri. Karagöz oynatma bize. En iyisini istiyorum sizden. Gidip nerede böyle düşük mallar var? Efendim, pazara götürüyorsunuz iyileri. Tamam, kusura bakmayın. En kısa zamanda bak geleceğim. Bütün köylünün parasını da ödeyeceğim. Onlar da rahat eder inşallah. Ne diyeyim artık yani? Ya siz buna inandınız mı? Vallahi için bu kaçıncı yıldır diyorsun. Hadi Şenol Efendi, hadi seni dinleyecek vaktimiz yok. Ali Bey biraz durur musun? Bir dakika dur bakayım. Aa. Bir kız var gördün mü? Ne kızı ya Şenol Bey ya? Uykunu mu alamadın? Ne yaptın sen ya? Ya hayret bir kafayı şeysin ya. Kafayı mı yedin ya? Gavru ne sen... uykusu ya Allah aşkına? Ben rahat uyudum. Ya kızımız yok buralarda ya. Allah hayret Allah, şey. Allah ya. Hadi gidiyorum. Gidiyorum. Yok kızımız. Allah'ım yarabbim. Yok. Hayal mi görüyorsun sen ya? Şenol Bey hayal mi görüyorsun sen? Hayal mi görüyorsun? Yok kızımız ya. Uykunu alamadın. Şenol Bey, fabrika kurma dedikoduları doğruymuş. Vallahi doğruymuş, doğru söylemişsin ya. Evet, aynen. Yolda dedin ya bana, bir araştırayım dedim bakalım ne kadar doğruymuş bu. Gerçekten çalkalanıyor her tarafı. İş adamı hala fabrika kurmak için böyle, efendim, araştırma yapıyormuş, yer arıyormuş. Şenol Bey, hiç böylece köylü üretici de rahat bir nefes al. Ablan efendi, gerçekten doğru diyorsun ama... Bizde bugüne kadar paranız kalmadı. Yani geçmiş ödemeye çalışmadınız ya. Az da olsa veriyorum. Evet. Biz sıkıntı sonra cebinin kıymeti kalmıyor. Ben zaten onun için gelmedim buraya da. O evet. Sen para işini hiç kafanıza bile takmayın. O da ödenecek. Az daha sabredin. Şenol Bey,
Ne bu Cemil, ne bu maşallah? Gel şöyle bakayım, bir otur bakayım. Ne var, ne yok bakalım üreticilerimizde. Şöyle bir otur, bir biraz konuşalım bakalım. Cemil, nasılsınız? Durumun nasıl? İyiyim beyim. Çoluk çocuk geçirip gidiyor işte. Ne olsun? İnşallah daha iyi olacak Cemil. Önemli olan ben senin biraz iyi olman. Ben seni yol yeter. Gerisini boş ver. Ben seni seviyorum. Önemli olan o. Vay 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 vay. Komşular, Şenol Bey'imiz size müjdeli haberleri getirdi. Yakında herkes parasını alacak. Merak etmeyin, müjdeli bir haber. Biraz beklemeniz. Ne şaklabanlık yapar tünüler. Şenol'un da işine karışma. Sen onun avukatı mısın? Onun ağzı yok mu? O konuşamaz mı? Cemil Bey, şu kooperatif başkanı Üzeyir Bey'e bir söyle de bir gelsin. Hadi, hadi. Ya havle ve la kuvvete. Arkadaşlar sizler için bir şeyler bak. Buraya kadar gelmiştim. Demeyin, demeyin, demeyin. Ya lütfen bak sakin olun. Biliyorum ben sizin derdinizi. En kısa zamanda paranızı ödeyeceğim. Merak etmeyin. Yalan söylüyorsun. Komşular, siz Üzeyir Başkanımıza fazla bakmayın. Nasıl bu sene mahsuller boldu değil mi? Yağmurlar yağdı. Güzel para kazanacağınız bu sene, hiç merak etmeyin. Bana güvenin baştan, merak etmeyin. Çay içseydiniz. Yok sağ ol, teşekkür ederim. Senin çayın lazım değil. İçseydin be başkanım ya. Bak bunca söylüyorum, hiç iç diyor, sen abi itiraz ediyorsun. Sürüden ayrılanı kurt kapar, kurt. Bizim üreticilerin içine kurt girmiş, bizim haberimiz yok. Sanki o laflar bana geldi gibi mi geldi ha? Şenol Bey, yarası olan boynunu. Sen kendini kurt görüyorsan, diyecek bir şeyimiz yok sana. Cemil Bey, başkan biraz bugün yorgun galiba. Benim şakacı olduğumu bildiği için şaka yapıyorum hocam. Cemil, doğru demiyor mu Allah aşkına ya? He? Doğru demiyor muyum? Komşular, Şenol Bey'imiz çok şakacıdır. Hep böyle konuşur. Cemil, sen patronun köylünün parasını ödemiyor, şaka mı yapıyor zannediyorsun? Şenol Bey'imiz... Ne derse doğrudur. Sözü de durur kendisi. Ben kefilim. Bu köylünün parasını ödemesin, buraya gömeceğim onu. Garson, hele bir gel bakalım. Nasıl olsa haftaya geleceğiz, paraları ödeyeceğiz arkadaşlar. Rahat olun yani. Haftada gelir Şenol Bey. Ben az önce söylemedim mi? Şenol Bey'imiz sözünüzde durur. Hiç merak etmeyin, paranızı alacaksınız. Cemil, ben gidiyorum. En kısa zamanda görüşürüz. Tekrar geleceğim zaten, merak etme. Hepsi mahcup olacaklar. Bak bir para çabarı, bir efendim çanta para geleceğim. Bak nasıl ödüyorum, merak etme. Hepsi rahat edecekler. Sen de başkan, bana inanmıyorsun ama göreceksin bak. Hadi Allah'a ısmarladık. Şenol Bey, bunu da unutma. Bir gün gelecek bu köylünün sabrı taşacak. Ben bunu bir yerden tanıyorum ama nerede? İnsan insana benzer Şenol Bey. Sizin isminiz bu yerlerde çok geçiyor. Herkesin ağzında. Ben de araştırdım, hakkınızda bilgi topladım. Beni şaşırttınız bacım. Beni gideceğim yere kadar götürürseniz daha çok şaşıracağınız bilgiler veririm size. Tamam o zaman binin. Seve seve ne demek? Buyurun. Ey
zaman ey. Hadi bakalım. Elime düştün artık. Benden kurtuluş yolu yok. Sadece sen olsan iyi. Daha sistemde daha ne insanlar var? Daha ne insanlar? Ben daha ne yola çıkacağım? Sen gör. Madem ki cehennem değil, o zaman siz de benimle beraber olacaksınız. Kıyamete kadar yaşıyorum. Geliyor yaşıyorum. İlk önce Gabzıman'dan başlamalıyım. Tanıştığımıza çok sevindim. Benim adım da Şenol. Biliyorum zaten. Nereden biliyorsun? Ben size bir tane kartımı vereyim şöyle. Gerek yok. Ben sizi her yerde bulurum. Allah Allah. Sizinle ilgili zaten çok bilgim var. Zehra Hanım, beni korkutuyorsunuz. Benimle ilgili ne bilgi biliyorsunuz? Bir paylaşır mısınız? Ben de bir duyayım bakalım. Neler biliyorsunuz? Ben gerekeni biliyorum zaten. Zehra Hanım, sizi dinliyorum. Sen kaç zamandır üreticinin mallarını ucuza alıp pahalı satıyorsun. Üstelik adamların paralarını banka faizine yatırıyorsun. Gerçi faizi de ben çok severim. Tabii bu arada köylü de hakkında iyi düşünmüyor. Nasıl yani? Sen o bildiklerini ben senin anlıyorum ama ben de sattığım yerlerden paralarını alamıyorum ki köylüye vereyim. Yalana gerek yok. Beni inandıramazsın. Seninle ilgili her şeyi bildiğimi söylemiştim. Çok kazanma peşindesin. Zehra Hanım lütfen bana bakar mısınız? Merakta bıraktınız beni. Bırakın etrafı gözetmeyi. Lütfen. Lütfen dinliyorum sizi. Gene mi hastalandın? Ne oldu? Gene bir şey mi var Zehra Hanım? Lütfen. Siz bunca bilgiyi nasıl bilirsiniz Allah aşkına ya? Dur Zehra Hanım, ne oldu birdenbire? Dur lütfen. Hasta değilim diyorsunuz. Birdenbire. Buyurun oturun, buyurun. Korkmayın, korkmayın. Lütfen, lütfen. Korkulacak, hastalanacak. Niye, bir şey mi var yoksa stresizsin? Nedir bu böyle? Korku haliniz nedir böyle? Lütfen. Tamam, sakin olun. Bir şey kalmadı. İyiyim ama tamam, merak etmeyin. Tamam. Benim büyük dedem de senin gibi kötü niyetliydi. O da senin gibi adam öldürmek, faizle para alıp vermek tüm pis işlerin adamıydı. Bu kötü işler benim de biraz kanımda var. Onun için yalanlarını da kendine sakla. Ah Zehra Hanım desene. Ben şimdi ne yapacağım? Bunca bilgiyi bildiğine göre ben bundan sonra ne yaparım Zehra Hanım ya? Tutuldum kaldım, şaştım kaldım. Hadi gülüyor. Gülünecek ne var burada? Kolayı var. Sır saklıyorsan eğer sana bir hazine sırrı vereyim. Ama hazineyi çıkarınca benim de payımı vereceksin. Vermez olur muyum? Sen yeter ki o hazinenin yerini bana söyle. Gerekirse gider beraber çıkıp gideceğin yere ben seni bırakayım. Çünkü geç kalmaman lazım. Bekleyenim vardır. Var değil mi bekleyenim bildiğim olmaz kadarıyla? Olmaz olur mu? Gideceksin yani. Evet gideceğim. Gene görüşürüz ama değil mi? Görüşeceğiz tabii ki. Bu hazineyi burada bak bırakmayalım bu muhabbeti. Çünkü onu mutlaka bulmam lazım. Yoksa var ya köylü beni perişan edecek perişan. Hatta kulağıma geldi geçenlerde adam tutmuşlar adam beni dövdürmek için. Hep kaçıyorum onlardan. Sakın kimseye bildirme. Kimse bilmeyecek. Bir olacağız. Güçlü olacağız. Tamam. Tamam aramızda. Tamam, kimse bilmesin. Hadi gidelim. Beni şöyle uygun bir yerde bulacağız. Biraz işlerim var. İşim bitince bulacağım seni. Beni nasıl bulacaksın ki sen? Merak etme. Bulurum ben seni. Görüşeceğiz tekrardan. Bir yardım.